Ne haber arkadaşlar, Arkaman Akan'ın deneyeceğim videoyuz. Bugün Panda'da birlikte Roblox'ta kas geliştirme oynuyoruz. Ve bugün yeni bölümde yeni şeyler yapmaya çalışacağız. Daha önce biliyorsunuz bir şeyler almıştık, motor falan almıştık. Bunlar kas geliştirme falan yapmıştık. Sonrasında buz adam olma özelliğimizi açmıştık. Kollarımdan buz çıkıyor. Bana arkadaki adam sana dalacak. Dostum yardım! Yardıma gerek kalmadı. Bana o kadar güçlenmiş ki. Panda gelme. Bana gelme, çok güçlenmişsin sen. Dostum bir gel, bir şey söyleyeceğim. Gelme üstüme. Gel. Dostum şaka yaptım. Hemen şaka yaptım. Ya bugün size yeni şeyler göstermeye çalışacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Oyunu çok sevmişsiniz. Biz de seviyoruz. Yalnız bayağı bir Robux götürüyor bu oyun. Arkadaşlar paralar gitti. Harbiden bugün de yine bayağı bir Robux harcayacağım. Sol üstte bakın. Motosiklet bayağı bir güç veriyor. Ama bence yeterli değil. Daha güzel şeyler almamız lazım. Şu ilerideki adam gibi olmak için ömür boyu çalışmam lazım herhalde. Abi o ne öyle? Adamın ismi bak, Titan. Umarım videoya like atarsınız. Bu oyunu seviyorsunuz. Siz like attıkça biz de devam etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bana kaşındı. Bana kaşındı. Dostum güçlendin tabii, artistik yapıyorsun. Sabahtan beri bana satıyorsun. Bana asıl sen artistik yapıyorsun. Sataşma, bir videoya gireyim. Evet arkadaşlar, anlatayım. Şimdi sattık mesela bunları. 8 milyon altınımız var ama bu yeterli değil. Çünkü daha fazla altın ihtiyacımız var. Şimdi size altınları arttırabilmek için... Allah'ım bana dalıyorlar. Bana satışıyorlar. İzin vermiyorlar arkadaşlar videoya girmeme. Bugün Robux'ta yeni şeyler alacağız. Kendimizi daha hızlı geliştirmeye çalışacağız. Pana beni korusana ya. Dostum koruman olacağım, geliyorum. Daha satın alma yerine gel. Allah aşkına bana dalıyorlar. Şimdi... Daha önce bayağı bir şeyin kilidini açmıştım ATM'nin falan. Hemen Robux'ta para alalım, devam edelim. Evet, Robux'u harcıyoruz yine. Her zaman olduğu gibi. Şu anda ne kadar paramız var? 552 milyon param var. Şunu bir açalım. Bakın devamına ne var. Araba geldi. Wow. RX-7. Satın alınmadı yalnız. Aa, Mitsubishi Lancer Evo geldi Panda. Of, en sevdiğim araba. Al abi. Yeni şeyler geliyor arkadaşlar. Allah. Dostum sen zenginsin, ben fakirim. Vay, Evo geldi he. Yarış arabası çıktı, spor araba. Aha, Mercedes G-Class. Abi ne oluyor, neler çıkıyor? Aha, polis kamyoneti çıktı. Polis kamyoneti çıktı. Dostum heyecanlandı. Polis kamyonetini alacağım, çalışacağım. Aha, tree, ağaç. Abi ben bir videoda görmüştüm, gemi memi de çıkıyormuş. Gemileri falan kaldırıyormuşuz. Kamyona bakalım şimdi. Oo, ben bunu tek parmağımla kaldırıyorum. Ben nasıl bir çocuğum böyle ya? Abi bana, benim yanıma gelmen lazım. Dostum panik yapma, heyecan yapma. Ne oldu? Kamyonet çıktı, çok heyecanlı şu anda. Polis kamyoneti nasıl bir güç veriyor biliyor musunuz? Sola bakın. 20 milyon kapasitem var ama 1 milyon anında oldum be. Çok iyi ya. Bu oyunu sevdim. Biraz pahalı bir oyun yalnız. Robux yoksa bu oyunda yoksunuz. Robux'lu bir oyun ama yine de güzel, sevdim. Kamyonete bak. Birazdan ateş adam dolacağım. Herkese ateşi çevireceğim. O buz adamdan ateş adama geçeceğim. Çok güçleneceğim. Sen dostum sen güçleniyorsun. Ben güçlenemiyorum ama. Yapacak bir şey yok Panda. Ben Robux'lu gösteriyorum. Sen Robux'suz gösteriyorsun. Dostum ben senden daha güçlüyüm. Seni göremiyorum bile. Neredesin sen? Dostum bisiklet kaldırıyorum. Ben seni göremiyorum bile. Nasıl benden daha güçlü olabilirsin? Dostum bende gizli bir güç var. Ya bir geç bu işleri ya. Aa, kamyonet gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Harbiden iyi para gitti ama harbiden değdi. Ya sataşmayın çocuklar, birbirinize kavga etmeyin lütfen. Abiniz var burada. Aa, yaramazlık yapmayın, dondururum bak. Dostum ya var ya, çok artistsin. Artistik bizim işimiz. Eropa bir show. Arkadaşlar umarım like atarsınız, harbiden oyun güzel ya. Şimdi 799 Robux da harcıyorum ve 2 katı güç toplama. Yani her yaptığım kas çalışmasında artık 2 katı para gelecek. Para diyeceğim, para diyorum pardon, kas geliyor. Ve bu da güzel yani, bu da güzelmiş. Allah, bu bütün Robux'ları harcadım. Ben yine gaza geldim. Tamam nasıl lan? Dostum dev gibisin. Benden öyle bir görünüyorsun ki. Şimdi bana küçük olduğu için beni kocaman görüyor. Ben kendimi aslında küçük görüyorum. Daha fazla büyümem lazım. Yine kavga çıktı. Oh, yapma, sen güçlüsün. Beni niye çevirdi böyle? Dostum senden güçlüsü de var. Harbiden Panda bayağı güçlüymüş adam. Çok güçlüler var. Evet, şimdi arkadaşlar asıl sıra neye geldi? Heyecanlısınız. Ateş adama geçiyoruz. Body Alter diye değişik bir şey var. Buz adam olmuştum. İkinci stage. Aa, aldım Panda. 150 milyon gitti Panda. 5 milyar istiyor üçüncü şey için. Abi ne kadar pahalı bir oyun. Of, ateş atıyor arkamdan. Dostum nasıl? Görmen lazım. Ama şimdi çalışmıyor. Büyümem lazım. Buradaki en kötü şey, bir üst etaba geçtiğinizde bütün paranız sıfırlanıyor ve kapasiteniz de sıfırlanıyor. Yani her şeyi baştan almanız lazım, bölüm bölüm. Yani bu Rebirth gibi bir şey ve bu gerçekten çok gıcık verici. Yani ya bir sürü para. Robux'um kalmadı, Robux'um kalmadı. Dostum şimdi yandan, hadi geliş bakayım. Robux'um yok. Küçücük kaldım ve Robux'um kalmadı. Robux yoksa ben yok.
Bu kadar arkadaştır. Her şey bu kadar. Ateş adam oldum ama gücümü kullanabilmek için büyüme ihtiyacım var. Ve ben şu anda kalem kaldırıyorum ya. Ya bu kalemle nasıl gelişeceğim ya? Sabah akşama kadar çalışsam bitmez bu ya. Bu nasıl bir şey? Bu arabadan ağaçlar alamıyor muyum artık? Hiçbirini alamıyorum artık. Artık ben fakirim. Yine Robux harcayacağım. Dostum ama var ya sen çok fenasın ha. Robux olmasa bitsin. Arkadaşlar Robux yoksa bu oyunda gelişmek çok zor. Harbi çok zor. Ay param bunlara da yetmiyor. Bana hiçbir şey param yetmiyor. Piyano aldım. Kaç tane Robux verdim? Gittim bir tane piyano aldım. Neyse şu piyano ile bir gelişelim. Biraz da genetikten şimdi kapasitemizi arttıralım. Nasıl bir oyun yaptınız? Bütün Robux'larımız gitti. Alan var iyi para kazandı. Abi bu oyunu yapan harbiden bütün herkes Robux harcıyor. %100 eminim gelişmek için. Çünkü çok zor. Piyano aldım. Yavaş yavaş büyüyorum. Azıcık büyüyeyim. Ateş adamı dönüştüreceğim hepsini. Bekleyin. Dostum göster gücünü. Şimdi geliyorum bekleyin. Heron Papi azıcık dinlensin. Birazdan sahalara çıkacak. Evet büyümeye başladım. Ay küçücük benim. Bunlar benim takipçim mi acaba? Bir takipçime benzemiyor ama dur bakayım ateş adama. Dostum ne oldu? Ateş adama dönüştürdüm. Artık yandınız. Dostum sen çok fena bir şeysin. Artık buz adam değilim ateş adamı. Ama bu bir özellik bile arkadaşlar. Çok basit çünkü herkes bunu açtı. Ben daha yeni açıyorum. Millet benden var ya 100 ışık yılı uzakta. Ben bayağı bir geriden geliyorum. Herkes ateş adamı çevirdim. Ay çok güzel. Harbi çok güzel ya. Bunun üst seviyesinde adamları böyle daha değişik şeye böyle siyah taşa çevirme falan olayları var. Onlara tabii ne zaman varırız bilmiyorum. Bir gün yine bir Robux harcarsak bayağı bir varacağız o taraflara ama çok pahalı yani. Oralara gelmek için çok para ihtiyacımız var yani. Merhabalar. Herkese selam. Ben Heron Papi. Test yapıyorum. Bakalım ateşe dönüşecek misiniz? Haydi bakalım. Bak bana sataşırsanız yapacak bir şey yok. Dostum sana sataşıyorlar. Göster gücünü. Sen de arada kaynayacağım panla ama yapacak bir şey yok. Geliyor. Hazır mısınız? Dostum tam zamanı. Bekliyorum arkadaşlar. Bakalım panla. Heron Papi'nin gücü. Sayın seyirciler herkes yanıyor. Çünkü Heron Papi çok güçlü. Dostum çok güçlüsün. Şu adama dalsana. Arkadaki adamı diyordu. O adama dalmayın. Bu adam yine bizi yer. Adam sabah akşam oynamış herhalde. Bayağı bir girişmiş. Kolum ağrıdı ya kaldırmaktan. Buna otomatiğe bağlama var mı arkadaşlar? Bak oyun oynayanlar mutlaka. Gerçi siz de bana bildiklerinizi yazın isterseniz. Çünkü böyle mouse'da sürekli tıklıyoruz. Buna otomatik olayı var mı acaba merak ettim. Bu adamlar sürekli çalışıyorlar. Bazısı hiç kıvırdamadan sadece kaldırıp indiriyor. Sanki hani bunda mı bir şeyleri var? Allah dayak yine. Havada kaldım. Havada dövdü adam beni. Çok kötü görünüyorum şu anda. Karizma yerle bir. Dostum ne oldu? Adam bana o kadar kötü vurdu ki bana çok düştü. Sen kime vuruyorsun ya? Heron Papi var burada ya. Ateş adam olma özelliğim var benim. Sende var mı? Sende daha üstü var. Farkındayım zaten. Özür dilerim. Gidiyorum gelme. Gel o zaman gel hadi. Çok kötü dayak yedim yine. İkinci kez. Üçüncüsünde adam beni çok kötü dövebilir. O yüzden bence kaşınmayalım. Geri dönün. Benim de gücüm bunlara yetiyor işte. Ne yapalım arkadaşlar. Herkes kime gücü yetiyorsa ona dalıyor. Ateş adama dönüşürsünüz işte böyle. Dostum git ötedeki adama dal. Tabii daldın dayak yedin geldin bize sataşıyorsun. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Bu adam oyuna girdiğimizden beri böyle duruyor arkadaşlar. Oyunun kralı şu anda kendisi. Hiç kıvırdamıyor. İsmi Titan. Titan mı? Yok ismi Titan değil pardon. Geldiği levelin ismi Titan. İsmi çok değişik böyle. Acaba oyunun admini falan mı? Yapımcısı falan mı? Çok da isme baksana numaralı falan böyle değişik. Dostum belki test adamdır. Test adam mı? O ne ya? Dostum o adamın adminin test ettiği adam olabilir. Çok değişik. Falan bu senin kıyafeti giymiş. Pandan kıyafeti niye giydiniz acaba? Gözlüğü de takmış panda. Aa senden daha yakışıklı olmuş. Dostum ben de gözlük takacağım. Arda bana kıyafeti giymiş. Evet. Şimdi vuracak mıyız birbirimize bakıyoruz. Acaba ne olacak? Ben basıyorum arkadaşlar. Ateş adamı dönüştü. Yazık oldu, yazık oldu. Bu arada join'imiz açık, takipçimiz de oyunda. O yüzden takipçimiz rahat durmuyorlar. Ama sizi seviyoruz arkadaşlar. Arada bir join'imizi açıyoruz böyle. Bazen okulda olduğunuz için gelemiyorsunuz. Son zamanlarda bayağı bir okula gidenler olduğu için hafta içi genellikle zaten çok fazla bir kalabalık olmuyor. Hafta sonları da join'imizi açabiliriz aslında. Birlikte de oynayabiliriz. Vay bunlar benim takipçim ya. Ama bana satışıyorsunuz arkadaşlar. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Bak ki ismi YouTuber harika panda.
Efsanevi takipçim, havada böyle kalırsın. Dostu, ooo canıma değsin, havada kaldı. Bunlar benim takipçim. Hepsi geliyor. Hepsi bana sataşıyor ya. Of 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 of, bu benden güçlü. Buz adam olma özelliği var. Bende daha üstü var ama ben şu anda çok kas geliştirmediğim için dayak yedim. Şimdi küçüme özelliğimi kullanacağım. Haydi bakın küçüme özelliğimle bakalım ne olacak. Ben artık küçücüğüm. Şimdi hepsi bana dalacak kesin. Beni küçük sanacaklar bak şimdi. Geliyorlar mı dalacaklar mı? Dalıyorlar bak. Oy oy, burası karışacak. Dostum herkes geldi. Boks ringinde kavga çıktı. Uf. Abi kocaman adam herkese daldı. Sen kime dalıyorsun? Bunlar benim takipçim bakayım. He? Aa bu da benim takipçimmiş. Bak bu YouTuber harika bana çok beğen abi çocuk ya. Abi hep ortalığı o karıştırıyor ya, söyleyeyim. Bir de videoya yorum yazıyor. Abi bendim diyor. Çok fena bir şey. Burada da bir tane arkadaş çalışıyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz böyle kişilere daldığımızda, onları yendiğimizde puan falan geliyor ya. Bu puan ne işe yarıyor da onu da anlamadım. Mesela bak böyle şu an adamın bayağı bir canı gitti. Adam bayağı bir güçlüymüş yalnız. Sabahtan beri bir sürü vurdum, hiçbir şey olmadı. Oy! Ayağını bir kere vurdu gittim ya. Böyle bir şey olamaz harbiden. Neyse arkadaşlar, videoyu bitirelim isterseniz. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Yani bugünkü videoyu da beğenmişsinizdir. Biz böyle geliştikçe size göstermeye çalışacağız. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. Bu adama yarım kalmıştı. Canı çok az. Bakalım bu sefer başarabilecek miyim? Tayfunmuş. Hadi. Aaa yendim onu. Gıcık oldu bana ama neyse. Bitiriyoruz. Sonra güler görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.